kullandınız ya. Evet. Evet, mükemmel bir dizi Tolstoy Aka. Artık evet, her şeyin sona geldik. Neler söyleyeceksin, nasıl bir çalışma oldu sizler için? Çok keyifliydi. Geçen sene boyunca yaklaşık 7 ay çok keyifli bir set sürecimiz oldu. Çok güzel partnerlerim, çok iyi çalışma arkadaşlarım, çok güzel tecrübelerim oldu. Çok şey öğrendim tabii ki. Ve güzel de bir ödülle taşlandırmış olduk. Şimdi de dinleniyoruz bir süredir. Zaten ülkemizde deprem süreci, sonrasında seçim süreci birazcık sakin geçiyor. Şu anda görüştüğümüz işler var. Değerlendiriyoruz. Onun dışında bir şey yapıyoruz. Tatil planları başladı mı peki? Tatil planları açıkçası henüz yapmadım. Dediğim gibi görüştüğüm birkaç iş var. Tabii ki önce onların sonuçlanmasını, karara varmayı bekleyeceğim. Ama sonrasında bakalım. Umarım biraz dinlenebilirim. Biz oyuncuların da sosyal medyada bir anda hareketlenmeye başlıyor. Evet. Sizin hareketlenen sosyal medyası sonrası gelen DM'ler var mı, yazan kişiler var mı? Açıkçası henüz o kadar hareketli değildi. Dediğim gibi az önce bahsettiğim etkenlerden dolayı maalesef ülkemiz Şubat ayında üzücü bir felaket yaşadı. Ve sonrasında da ilerleyen aylarda ülkemizin adına bir seçim sürecine girdiğimiz için ben de biraz sakin geçiyorum. Ama evet, şimdi tabii ki yazın gelişi ve tatille birlikte hareketlenecektir. Hayatın sebebi var mı? Yok. Olmasını ister miyim? Şimdilik çok memnunum. Köpeğim var, kızım var, Kido. Onunla gayet keyifliyim. Güzel. Peki, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin hepinizin. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Merhaba, iyi akşamlar. Sağ olun. Teşekkürler. Güzel bir editörü, güzel bir geceler. Evet, öyle olacak gibi. Sektörde 61. yılınızı doldurdunuz. Maşallah diyelim. Sağ olun. Neler söylemek istersiniz? Duygularınız neler? Vallahi nasıl geçtiğini ben anlayamadım doğrusu. Hani derler ya, böyle rüzgar gibi geçti. Film şeridi gibi geçti. Hep öyle geçiyor zaten. İşte epeyce işler yaptık. Güzel işler yaptık. Şimdi de bir dizi için Ordu'ya gideceğim yarın. Vermem seni ellere diye. Hayırlı olsun diyelim. Karakterinizden biraz bahsedebilir misiniz? Karakterim zengin bir aile, Ordu'nun zengin ailesinin dedesini oynuyorum. Dedesi. Oğlum var biraz ama ben horluyorum oğlumu. Fakat torunumu çok seviyorum. İşte onu babasından kurtarmak için de bir takım oyunlar yapacağız. O da ama anlatmayayım istersen, değil mi? Yani tam anlatmayalım. Tam anlatmayayım, çok güzel çünkü. Ne, ama şeyi söyleyeyim. Düğün oluyor. Oğlumuzu, yani torununu evlendiriyoruz. Evlendirirken birdenbire kaçıyorlar. Kayboluyor. Kayboluyor. Yaylaya çıkıyor. Arıyoruz, tarıyoruz, bulamıyoruz, ediyoruz. Sonrasını anlatmayayım sektörde, artık. Sektörde 61. yılınız ama önümüzde yaz, siz çalışmaya yeni projeye başlıyorsunuz. Evet, helal evet. olsun diyelim biz de. Ben çalışmadan duramam. Helal olsun diyelim tekrardan. Sağ İkinci ol. Bahar Tiyatrosu da çok yoğun ilgi görüyor, görmeye evet, de devam evet, ediyor. Evet. Neler söyleyeceksiniz? Çok alkış topluyor, çok beğeni topluyor. Ya gerçekten İkinci Bahar oyunu biz 2018'in Ekim ayında başlamıştık. O günden bugüne, tabii pandemide biraz ara verdik malum. O günden bugüne 250 küsür oyun oynamışız. Yani seyircinin coşkusu, biraz önce gösterdim, belki hissetmişindir. Çok güzeldi, çok güzel. Gerçekten çok güzeldi. Ama sezon bitti tabii şimdi. Ben zaten turneden geliyorum. 3 gün önce turnedeydim. 3 oyunumuz vardı. Onları oynadık, geldim. Şimdi işte burada katılıyorum kokteyle. Efendim, yarın Ordu'ya gidiyorum. Çekime başlıyoruz. Zaten daha önce gitmiştik. Gittik. Hem de seçim için gelmiştik. Ama yağmur çok Ordu'da. Yağmur çok. Çalışma bizim şartları çalışma şartları zorluyor. Maalesef çok fazla zorluyor. İşte o düğün sahnesi oğlan kaçmadan önce yarım kaldı aslında. Şimdi onu baştan çekeceğiz çarşamba günü falan sanıyorum. Teşekkürler o zaman. Hoş geldiniz tekrardan. Sağ olun. Hayırlı olsun tekrardan. Sağ olun.